Özür dilerim. Tekrardan hemen bir seni tanıtayım. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcisi, aynı zamanda platformun kurucularından. Aynı zamanda da geçtiğimiz yıl sanırım, değil mi? Yaşasın Kadınlar isimli kitabın çıkmıştı Doğan Kitap'tan. Onu da tavsiye ediyoruz herkese kadın hareketini anlamak Aslında bu açısından. sene Ha, bu Melis'ciğim 2020 teslim, ama miydi? Ben evet, niye... bu yıl 8 Ha, Mart'ta tamam. yetiştirmek Doğru, için evet. kitabımız Ben hep oldu, yetişti. 2019 gibi aklımda kalmış. Peki Gülsüm, hemen konuya girelim. Yarım Tabii saat ki. vaktimiz var. Tamam. Şimdi malum gündem İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bu Evet. sözleşme aslında toplumun gündeminde olan bir konu değildi. Birdenbire karşımıza çıkarıldı. Ama arka planda bu sözleşmeye yönelik birkaç yıldır zaten bir takım saldırılar vardı. Küçük bir grup tarafından aslında. O Evet. yüzden diyorum ki toplumun gündeminde değildi. Şimdi bize bir kısaca, hala o yüzden de aslında bu sözleşme çok bilinmiyordu. Yani bunu hakimlerin, savcıların bile bilmediğini birçoğunun biliyoruz. Yani ben de yazdığım vakalardan vesaire. Şimdi kısaca sen bir hani nedir bu sözleşme? Bir ondan bahsedersen. Tabii ki. Daha sonra bu nasıl bir ortamda çıktı ve neden hani imzalandı, neden İstanbul adını aldı? Biraz onları bize anlatmanı istiyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi aslında şiddetle mücadelede ilk belge değil belki, ama çok önemli. Odağına sadece bunu alan, diğer başka, yani kadınların haklarıyla ilgili diğer belgelerden beslenen, bu anlamda ilk belge değil. Örneğin SEDAV ayrımcılığı yasaklayan sözleşme de var arkasında ve yüzyıllardır aslında kadınların hem mücadelesi hem de kadın haklarıyla ilgili olması gereken çeşitli sözleşme ve yasalara da yansıyan düzenlemeler var. Bu düzenlemeler peki yetmiyor muydu? Yetmiyordu. Şiddetle mücadelede, şiddetin dünyada ve Türkiye'de ya aldığı boyut ve artık bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanması, artık şiddetin kökenine dair daha hani biliyor olmamız, hani onu ortadan kaldırmanın yolunu da daha fazla insanlığın öğrenmiş olması diyelim. Ve yine kadınların devlet, kamu gücü tarafından korunması gerekirken bu konuda ihmaller oluyor olması, Türkiye'de de farklı hani ülkelerde de yeni bir sözleşme ihtiyacını doğurdu. Yani SEDAV'ın yetmediği yerde, SEDAV genel olarak tüm alanlardaki eşitlik haklarımızdan söz ediyor idi. Şiddet bir tane bir konusuydu. Sırf şiddeti temeline alan, odağına alan bir sözleşme ihtiyacı, kadınların uluslararası hukuktaki hani geldiği nokta bakımından da bir ihtiyaçtı. Türkiye için ise tam o yıllarda sözleşmene de işte önemli bir faktör olan, tek başına değil ama, Opuz davasını hani biliyoruz. Nahide Opuz Nahide Opuz'u. davası. Evet. Evet, Türkiye AİHM'de önemli bir tazminata mahkum oldu. Çünkü çok net olarak kadınların korumuyor, yaşam hakkını korumuyor kararı alınmış oldu. Bununla birlikte yine başka olguları da yaşadığımız zamanlardı o yıllar. Ama iyi bir adım olarak, yani çok isabetli kararlardı. Hem sözleşmeye imza atmak hem de ona uygun bir biçimde koruma yasasını güncellemek. Çünkü bundan önceki 6.284 koruma kanunu sözleşmenin önemli bir parçası. Ama tek ondan ibaret değil İstanbul Sözleşmesi. Fakat o yıllarda işte daha önceki kanun nedeniyle korunmayan kadınlar vardı. Evlilik şartı araması, bürokratik olarak çok hani zorluyor olması korunma tedbirlerinin o dönemde. Bunda da Ayşe Paşalı'ya böyle kaybetmiş olmamız, resmi evli olmadığı, şiddetten kurtulmak için boşandığı erkekten hala şiddet görmesine rağmen yasanın onu, mevcut yasanın korumayışı gibi, Korumamız. evet, olgularla bu yeni yasa çalışmaları da başladı. Yani genel olarak sözleşmenin kendisi zaten sadece Türkiye'ye ait değil, ismi İstanbul, adını biz veriyoruz. Çünkü o güzelim şehrimizde imzalandı. Ama pek çok ülkedeki yaşanan şiddet sorununun çözümü için bu şiddetin sadece ondan korunma ya da zararını ortadan kaldırma gibi değil, bu adımları da var ama esas öncülüğü ve başarısı da şiddetin kendisini ortadan kaldıracak, bir toplumda şiddetin yani yaşanmasını azaltacak önlemler tanımlaması önemliydi. Bu ihtiyaçla 5 sene bir hazırlık grubu, farklı ülkelerden temsilcilerin çalışma yürüterek, ihtiyaçları saptayarak sözleşmenin çerçevesini oluşturdu. Ve 2011 yılında Türkiye'de imzalandıktan sonra da yeterli imza sayısına ulaştığı 2014 yılında da yürürlüğe girdi. Ama biz bu 3 senede bir şey beklemedik yürürlüğe girmesini. Bu sözleşmenin esaslarına uygun yeni koruma kanunu hazırladık ve bu çok doğru bir hareketti.
mesela. Evet. Yani mevcut iktidarın bu hareketini beğeniyoruz. Yani bu doğru olanı yapmış. Bu yapılmış en doğru şey de evet. olabilir. Evet. Yani hükümet döneminde. Uzun oldu Melis'ciğim, kusura bakma. Yani yok, İstanbul yok. Sözleşmesi dünyada, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin aldığı boyutun doğurduğu ihtiyaçları karşılamak için ve diğer bütün belgelerden farklı olarak şiddetin kendisini de ortadan kaldırabilmenin yolunu anlatan öncü ve çok başarılı bir sözleşmedir. Yani bir şiddetteki hani temelindeki eşitlikle ilgili meseleyi devletlerin görevlerine tercüme etme başarısı da gösterdi. Evet. Böyle çok önemli bir konsepti var, birçok maddesi var. Bu yarım saat onları konuşmaya yetmeyecektir, evet. ama temelini evet. konuşacağız. Sözleşme budur. Yani evet. kadınlar şiddet görmesin ve şiddetten kurtuldukları bir hayata kavuşmanın yollarını nasıl yapalımı anlatan yani altın standart bir belge diyebilirim. Evet. Şimdi bu sözleşmeye yapılan saldırılar arasında bir argüman da şu. Deniyor ki bu sözleşme yürürlükte olduğundan beri kadın cinayetleri neden artıyor o zaman? Şimdi son Türkiye'nin 12 yılına baktığımızda 3000'den fazla kadının en az erkekler tarafından erkek şiddeti sonucu öldürüldüğünü görüyoruz. Şimdi bu böyle bir düz mantıkla olaya bakıyorlar ama şimdi buradaki esas mesele nedir? Yani bu sözleşme yüzünden mi bu kadınlar korunamıyor yoksa bu sözleşme uygulanmadığı için mi? Evet. Tam olarak senin ikinci Hı-hı. söylediğin. Çünkü aslında sözleşmenin biz olumlu etkisini ölçebilir durumda değiliz şu anda. Çünkü uygulanmadı. Yalnızca... mesela dört temel taşı olduğunu tanımlarız. Çok kısaca hemen özetlersem. Önce işte şiddetin kendisiyle uğraşan bölüm önleyici önlemler. 4P diye bilinen. Hı hı. Toplumda şiddetin ortaya çıkmaya cesaret bulamayacağı eşitlik politikaları olursa, bunları yani böyle tavır alırsa bir irade, böyle tutum alırsa yönetenler, zaten hani bu ortaya çıkmakta zorlanır. Nitekim imzalandığı yıl ana akımda tüm önemli yöneticilerin ve dönemin işte bu dönem o dönemde konunun muhataplarının, bakanların, konuyla ilgili bakanların hep ana akımda her akşam biz sözleşmeye adım attık deyip bunu bir prestij olarak da anlatıyor olmaları, evet. imza olmanın olumlu bir haberi olarak topluma yayılması şiddet eğilimli erkeklere bu mesajı verdi ve evet. mesela imzalandığı yıl ilk defa bir önceki yıla göre bir gerileme oldu şiddet. Evet. Ya yani o zaman sonra, ilk başta ortaya bir siyasi irade kondu gibi evet. görünse de sonradan maalesef. Evet. Sonra bundan cayılması ve yani sözleşmenin işte önleyici önlemlerinin başında eşitlik gelir. Kadın erkek eşitliği ölçüleri biliyorsun ölçülebilir. Evet. Zaten bu yüzden de biz eşitliği savunuyoruz. Hani yerine başka kavramlar önerildi oluyor adalet gibi. Ama, adalet deniyor falan. Evet eşitlik üzerine bir sistem kurulabilir olan, ölçülebilir olduğu için asla hani vazgeçmeyeceğimiz olan kavram. Nitekim ölçülüyor. Her sene Dünya Ekonomik Forumu'nda ülkeler sıralaması yapılıyor. Biz sözleşmenin birinci ödevi olan eşitlik meselesinde sürekli sıralamada geriliyor durumdayız. Yani ilk evet. ödevi yerine getirmiyoruz. Evet. İkinci adımda diyor ki sözleşme, hemen böyle bir iyi toplum yaratamayabilirsin. Bunun için çaba göster ey imzacı ülke. Ama bir kadın tehdit altındaysa, şiddetten korunmak istiyorsa onu etkili koru diyor. İşte o zaman 6284 devreye giriyor. Sözleşmenin temel ödevlerinde yalnızca yasal düzenleme yaptığımız bölüm burası. Bu yasamıza da yansıdı iç hukukumuza. Ama diğer adımlarda zaten iç hukukumuza da yansımadı. Mesela eşitlikle ilgili de yasalar çıkarmamız gerekir bizim sözleşmeyi evet. tam uyguladık demek için. Burada da 6284... Yani yasaya gelene kadar en azından okullarda müfredata bir toplumsal cinsiyet Tabii. eşitlik dersi koymak gerekirken üniversitede bile bu şeyler kaldırıldı. Çok doğru söyledin. Yani onu hani olan şey de kaldırıldı. Tam evet. tersine adımlar evet. atıldı. İşte bu ikinci temel adımda 6284 devreye giriyor ve biz onun uygulanmasıyla ilgili ihmalleri çok açık yaşıyoruz yani somut olgular bize. Neler hani yaşattı, evet. ne kadar canımızı, ya içimizi yakan şeyler yaşattık. 5 kere, 10 kere, 20 kere bile değil, 23 defa korunma isteyen Ayşe Tuğba Arslan Eskişehir'de korunmadı. Evet. Pek çok böyle korunma altındayken öldürüldüğü de duyduk. Yani bunun, bu evet. önemli yasamızın olması gerektiği gibi uygulanmadığını görüyoruz. İkinci temel adımda da yine biz ödevimizi yapmıyoruz. Üçüncü temel adımda diyor ki sözleşme, anlayışlı bir tonda. Hemen iyi bir toplum yaratamamış, kadını da korumak isteyip koruyamamış olabilirsin. O zaman hiç değilse bir zarar ortaya çıktıktan sonra gereğini yap, zararı doğru düzgün telafi et, cezasız bırakma, etkin kovuşturma yap diyor. Şimdi bu adıma baktığımızda
bizim işte çok yönlü bir emek veren platformumuz ama çok hani yüklü bir emek de o adliye binalarında ve duruşmalardadır dava evet. takiplerimizde. Evet. O dava takipleri bunun için var. Hala bir tür cezasızlık anlamına gelen ve suçun sürmesine sebep olan indirimler erkeklere bol keseden verilebiliyor. Ve hala hatta eskisinden daha önemli bir olgu olarak sık rastladığımız etkin kovuşturma hiç yapılmıyor. O yüzden şule çet davalarında bizlerin özel olarak uğraşması, adli tıpçı kolluk, savcı olması, o parmak izinin aldırılması için mücadele etmemiz gerekiyor. Evet, yani bunu kaç davada zaten ne sizin gibi bir platform ne insan yetişmez evet. buna. Yani evet. sonuçta hele artık sosyal medyaya yansımadığı müddetçe hiçbir şekilde yani şansı yok gibi bir durum oluyor. Yani. Evet, evet. O açıdan bu üçüncü temel adımda etkin kovuşturma ve cezasız bırakmama konusunda da yine ödevimizi yerine getirmediğimiz apaçık olgularla ortada. En son adımda da diyor ki sözleşme, burada daha talepkar davranıyor. Bunları yapıyorsan bile yetmez. Kadınları geleceğe dönük nasıl güçlendireceksin? Somut güçlendirme politikanı göster diyor imzacı ülkelere. Şimdi biz kadınların güçlenmesinden söz ettiğimizde ilk aklımıza gelen aslında ekonomidir. Yani kadınların ayakları üzerinde basabilmesini evet. sağlar. Literatüre göre de öyle, bütün deneyimlere göre böyle. Şiddet karşısında sessiz kalıp kalmamasına, karar almasına yansıyan da bu kadınların yani güçlenmesinin birinci faktörü ekonomik bağımsızlığı, kendi hani evet. gelirinin olabilmesi. Ama Türkiye'de 15 yaş üzeri çalışma hayatına katılabilir kadın nüfusunun 1/3'ünü, 11 milyonu iş gücü bile saymıyoruz. Hesaplamaya da dahil etmiyoruz. Ev işiyle meşgul diye. Evet. Onlar zaten masaya bile alınmıyor, masadan düşürülüyor. Bunun anlamı ne? Niye üzerinde duruyorum? İşte tam olarak şiddetine açık hale getirilmiş oluyor bu sayıda, bu nüfusta kadın. Dolayısıyla sözleşmenin ya ve aynı zamanda diyelim diğer 1/3'ü içinde, 20 milyon kadın içinde hepsi istihdam edilebilmiş değil. Edilse bile eksik, hiç istihdam edilmiş güvencesiz işlerde. Ama zaten sadece 9 milyonumuz bizim, 10 milyon yani 1/3 kadın istihdam içerisinde çalışma hayatında. Geri kalanı da şiddet karşısında güçsüzleştirilmiş, ona açık hale getirilmiş oluyor. Ve dolayısıyla aslında şiddetin arka planında önemli bir ekonomik şiddet de var. Bu evet. bununla da uğraşmıyoruz. Mesela bizim 6284 gibi iç hukuka yansıyan yasalar, bu dördüncü maddesiyle, dördüncü temel ödeviyle ilgili de yasalar çıkarmamız gerekirken, hı hı. sözleşmeyi geri çekmeye çalışması tabii ki asla kabul edilemez. Şimdi senin hani neden arttı sorusunun yanıtı da aslında bu dört temel ödevi de yerine getirmeyen bir ülke halinde olduğumuzda neden artmasın ki'ye de dönüşüyor. Bunun hani mantıklı sonucu olarak artıyor. Aslına bakarsan biz kadınların yaptığı mücadeleyle iyi ki var. 6284'ün uygulandığı ve hayatta tutabildiğimiz kadın kardeşlerimiz oluyor. Evet. Ben, zaten bizlerin mücadelesinin en önemli, en hani kardeş evet. kazanımı budur. Eğer bu da olmasaydı emin daha olalım da fazla. Çok daha fazla kadın cinayetleri evet, tutacaktık. Evet. Peki şimdi bu mesela bu saldırılar ne zaman başladı diyeceğim ama şöyle şeyi hı-hı. biliyoruz mesela. Şimdi bu dediklerin yani devletin politikaları aslında zaten yıllardır İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284 sayılı yasaya aykırı gibi bir durum oluşuyor. Çünkü yani bundan birkaç sene önce mecliste Boşanma Komisyonu adıyla bilinen bir komisyon evet. kuruldu. Buradan akla zarar kararlar çıktı. Evet. Mesela bu raporlaştırıldı. Burada gerçek hani şeylere söz hakkı pek verilmedi kadın hakkı savunucularına ve daha çok böyle yok Boşanmış Babalar Derneği, aile böyle isimli evet. tuhaf tuhaf oluşumlara söz hakkı verildi ve onların talepleri raporlaştırıldı. Mesela bu raporda bir maddelerden bir tanesi arabuluculuk boşanma konusunda gibi bir şey. Boşanmaya arabuluculuk getirmeye çalıştılar. Yani bu bir kere İstanbul Sözleşmesi'ne zaten aykırı. Hani taraf olduğun sözleşmeye aykırı bir takım talepler ortaya konuyor. Çok da bir tepki aldı, şu oldu bu oldu da oradan beridir bu böyle bir takım gruplar palazlana bugünlere geldik. Şimdi sen nasıl tarif edersin? Yani bunlar kimdir? Nereden çıktılar? Neden bunlar dinleniyor? Hani evet. Çoğunluk olmamalarına rağmen, çok kalabalık bir grup olmamalarına rağmen neden bu kadar tırnak içinde söylüyorum güçlüler? Şöyle, yeni değil onlar aslında. Bundan yıllar önce daha doğru bir kararla, mesela şiddeti araştırma komisyonları kurulduğu dönemler de vardı mecliste. 2012 ya 13'dür, ben de yılını hani tam hatırlamıyorum. Ama işte 60-84 de var ama cinayetler devam ediyor.
Ve öyle olumlu bir adım atıldı. Böyle bir komisyonda kuruldu. Bizim de davet edilip görüşlerimizi sunduğumuz bir komisyondu bu. O komisyona da gelmişti. Bu yani ta o zamandan beri vardılar ya. 2013-2014 yılları olabilir bu. Mağdur Babalar Derneği. Zaten evet. Bize de ulaşarak destekli aradılar, istediler bizden defalarca. Siz madem ki adilsiniz, haklara sahip çıkıyorsunuz, bize de sahip çıkmalısınız diye. Biz de onlara şu kaydı getirdik. Siz kadına yönelik şiddete karşı tutum alan açıklamalar yapın. Sizin hani bir haksızlığa uğruyor musunuz? Tabii ki bakalım. Ama bu açıklamaları da yapmadılar o dönemde de. Evet. Biz ilk öyle duymuştum isimlerini ben. Bize başvurularıyla, bizim hakkımızı da savunun başvurularıyla. O meclise gittiğimizde, meclisteki bu şiddet araştırma komisyonu doğru karardı. Orada da vardılar. Hatta bizim kadın kurumlarından önce söz kullandırtılması nedeniyle yine orada da bir gerilim yaşamıştık. Fakat zaten çok usturupsuz olmaları nedeniyle orada komisyon başkanı neredeyse artık hani o da ona da tahammülünü zorladılar. Şimdi yıllardır aslında bir tür burada bu dönemde yeni olan onların sesine kulak veriliyor olması, bir de sadece onlar değil, gerçek dindar tarikatların da bir kısım tarikatın bu konuda epey bir zamandır yine 62-84'de İstanbul Sözleşmesi'ne de yayın organlarında hedef tam olarak saldıran ve yani nasıl söyleyeyim? İslamcı medyada özellikle. Evet. Ben de çok oralara konu oldum, biliyorum. Çok iğrenç bir şekilde gerçekten. Evet, işler olsun arkadaşım. Finlandiya'dan para almışız falan, böyle saçma sapan hani. Evet, dolayısıyla aslında böyle bir kadın düşmanlığı bir dünyada da var. Şöyle ki işte ABD'de insel gibi kadın düşmanı sosyal medya toplulukları var. Muhafazakar liderlerle yönetilen başka Avrupa ülkelerinde de bu tür topluluklara rastlıyoruz. Yani Türkiye'de de karşılıkları bu nafaka karşıtları, mağduruz diyen hani erkek toplulukları oluyor. Ama bir de bizde işte yine başka da az ülkelere de benzeyen, mesela Polonya'da aynı mesele, orada kardeşlerimizle birlikte İstanbul Sözleşmesi gündemimiz var şu anda. Onlar işte kürtajla ilgili de o yönetimde sorun yaşıyorlar. Ve çünkü Katolik biz de yaşıyoruz. De, evet. Türkiye'de de çok ciddi bir fiilen yasak yani. Evet, fiilen. Evet. Yani bir tür kökten hani böyle muhafazakarlığın hani başka ülkelerde de örneklerini görüyoruz. Türkiye'de de buna benziyor. Kadın düşmanı bir erkeklik topluluğu bir yanı, bir öbek o. Diğer öbek de dinsel olarak. Yani muhafazakarların yine buradan kadın düşmanlığı yapması. Dünyada da biraz hani daha önceki yıllarda olmayan kadın düşmanlığıyla ünlü hani liderlerinde önemli coğrafyalarda seçildiği bir dönem olduğu için biraz daha bu eğilim buradan da besleniyor diye düşünüyorum. Yani tarihsel bağlamı da var Melis. Peki şimdi 5 dakikamız kaldı. Daha konuşacak çok şey var ama hepsini konuşamayacağız. Ne çabuk geçti zaman. Evet. Şimdi ne olacak? Biliyoruz ki AKP MYK'sında İSAM Sözleşmesi görüşülecek. Şimdi bu ertelendi. Durmadan erteleniyor ama yapılacak herhalde sonunda. Ne diyorsun yani, sence ne olacak? Yani bir kere ben herhalde sözleşme şu an artık kadınların toplumun tepkisiyle sözleşmeyi feshetme gibi bir durum olacağını şahsen düşünmüyorum. Ama böyle bir şöyle laflar dolandı, işte bazı maddeleri değişebilir. İşte biz bunu kendi geleneklerimize uygun hale getirelim. Bir kere böyle bir şey mümkün mü? Hani alıp bir maddeyi çıkarabiliyor musunuz? Bir galiba Hırvatistan örneği var değil mi? Nedir? Ne yapıldı orada ve bizde ne olur sence? Bizde de şimdi zaten temelde 3 seçenek var. Ya hani tümüyle imzayı çekmek, ki bundan biraz uzaklaşılmış durumda. Çünkü toplumun hani hissiyatı hiç bu yönde değil. Çok hani o kadınlar ortak bir biçimde hangi dünya görüşünde olursa olsun sözleşme savunan bir çoğunluk var. Ve bir tartışma var iktidar cephesinde de. Olur normal tartışma olması da. Çünkü sözleşme kadın, yani artık şu benim biliniyor durumda toplumumuzda. Bu sözleşme kadına şiddetle ilgili yasayla ilgili. O yasada lazım. Bu idrak edilmiş durumda. O yüzden bundan biraz hani buna uzaklaşılmış oluyor. Hiçbir şey yapmama, hiçbir hani tamam sözleşmede devam, aynen devam gibi bir durumdan da biraz uzaklaşmış durumdayız. Bir şey yapılacak. İşte o şey daha orta yol, ara formül gibi.
Hırvatistan. Yani şimdi mesela bir şerh yazma, öneri yazma gibi olabilir. Şimdi LGBTİ plus komüniteye yönelik, işte bireylere yönelik eşitlik, ayrımcılık yapmamayı öngören bir madde var diyelim. Ama bunlar, yani buna sözleşmeye karşı olanlar bunu öyle bir yansıtıyor ki sanki işte eşcinselliği özendiriyor laflarıyla bunu pazarlıyorlar aslında, bu karşıtlığı. Şimdi yani buna mesela en çok üzerinde durulan bu olduğu için söylüyorum, hani onların argümanı olarak. Ya buna nasıl bir şerh konabilir ki? Yani şunu mu diyecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti? LGBTİ plus bireyler ayrımcılığa uğrayabilir mi diyecek? Yani uğramalı mı diyecek? Yani hani nasıl? Ya o kadar yalan yanlış bir şekilde yansıtıldı ki, hani ne gibi bir şey olabilir? Orada bir şey olur mu sence o tarafta? Yani kadına şiddet dışında bir de LGBT'ler konusunda. Ya yani. Orada asıl sorun bu yeterince yer verilmemiş olması. Mesela sadece bir maddede bir defa kavram olarak geçiyor. Cinsel, evet, yani onu demek istiyorum. Evet. Şimdi en çok karşı oldukları şey olduğu için hani bir şey şart koysa ona mı koyacak, ama çok saçma yani. Hani ne diyecek? Evet. Hani onları eşit kabul etmiyoruz. Birey değiller. Hakları yoktur mu diyecek yani. Tabii bu tabii çok zor. Çünkü bu çok temel bir insan hakkı. Bu haklardan herkes eşit bir biçimde yararlanır. Yani bir yani cinsel yöneliminden dolayı böyle bir ikilik, böyle bir eşitsizlik yaratılması, yani aslında adında adalet olan bir partiyle de hiç bağdaşmayan. Evet. Şimdi biz cinsel yöneliminin, yani örneğin bu toplumun da hissiyatıyla uymuyor. Toplumumuz böyle düşünmüyor ki. Mesela iyi sanat icra ettiğinde hani sahiplenilebiliyor da, iyi sanat icra edilemeyen hani korunmasın mı? Hani bu evet. Böyle bir şey. Evet, hani evet. Bu memlekette de böyle bir şey. Yani şimdi ben isim vermeye gerek yok. Hani bu açıdan toplum da böyle bir, yani toplum gerçeği bu değil ki. Şimdi zaten cinsel yönelimden dolayı hani farklılaşma toplumun bir gerçeğidir. Bizim toplumumuzun buna bakış gerçeği de bu kesimlerin iddia ettiği gibi değildir. Değil. Şimdi evet. Onların iddia ettiği gibi olduğunda oldu. O iyi müzik söyleyeni olabilir, görelim onda. Bunu yapamayan da hani şiddet gördüğünde bile korunmasın, öldürülsün mü diyelim? Hani bunu demek çok feci zor bir zaten. İkiyüzlülük. Böyle bir şey denilemez. Evet. Tabii. Evet. Dolayısıyla yani hani merakla bekliyorum. Yani nasıl bir orta yol bulunabilir ki hani böyle bir şeyde? Yani aslında tek bir maddenin bile hiçbir şekilde değiştirilmemesi gerekiyor. Yani umarız da öyle olur. Çünkü gerçekten AK Parti seçmeninin de yarısı, yani anketler yapıldı, sonuçta çıktı, bu sözleşmenin taraftarı. Diğer yarısı bile taraftarı olabilir. Belki bilmiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, hani bütün, evet. Sonuçta bu kadın hareketinin özelliği, dediğin gibi bütün ideolojilerden, hayat görüşlerinden kadınları aslında aynı çatı altında hak mücadelesinde birleştirmesi. Evet. Peki o zaman son olarak bir şey söylemek ister misin? İstanbul sözleşmenin hiçbir maddesine dokundurtmamalı. Cinsel yöneliminden dolayı hiçbir arkadaşımızın ayrımcılığa uğraması hani kabul edilemez. Yani o maddeye asla dokundurtmayıp tüm maddelerinin etkili bir şekilde uygulanması için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zaten aslında fiilen de duruşma salonları da dahil olmak üzere biz ona göre müdahale talebinde bulunuyorduk. Bu resmi kurumlar, Aile Bakanlığı'nın kendisi de bu sözleşme sayesinde davalara müdahil oldu zaten. Evet. Bu açıdan bütün bu hani fiilen uyguladıklarımızı aynen devam edeceğiz, ama asıl olarak yapılması gereken, nasıl dört temel saydım, onlardan ikinci temel adımda biz iç hukuka yansıdı 62-84'ü yaptıysak, diğer eşitlikle ilgili, cezasızlıkla ilgili ve kadınların güçlendirilmesiyle ilgili cinsiyet, cinsel yönelim tüm kadınların hani eşit bir biçimde yeni yasalarla da güçlendirilmesi gerekir. Değil hani sözleşmeden hani tartışmalı. Sözleşmenin henüz yasalarımıza yansımayan temel maddelerinin de yasalaşması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Belki de iyi oldu, bu gündeme geldi. Evet. Sözleşmeyi iptal etmeye çalışırlarken sözleşmenin aslında çok daha etkili ve iyi kullanılması gerektiğini aslında ana akımda tartışıyor olabildik yani genel. Evet. Toplumun genelinde. Peki Gülsüm, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Evet, yaşasın kadınlar da diyoruz. Evet.
Hoşça kal, kendine iyi hoşça bak. Kalın. Teşekkür İzleyen ederiz. Herkese sevgiler. Hoşça kalın. İzlediğiniz için hoşça kalın. Her evin kapısında Ceren Özdemir. Reddedilen her korunma başvurusunda Ayşe Paşalı. Her genç kadın cinayetinde Münevver Karabulut. Her şarkıda Değer Deniz. Her kuaförde Muhterem Evcil. Her sınavda Ceren Damar. Her kedi sevgisinde Merve Kotan. Her plazada Şule Çet vardır. Her şehirde Özgecan adı verilmiş bir yer, dünyanın ummadığınız bir yerinde ölmek istemiyorum sözleriyle Emine Bulut. Ve en ummadık yerlerde karşınıza çıkan, adlarını tek tek sayamayacağınız kadar çok öldürülen kadın ve mücadele eden binlercesi vardır. Özgür ve eşit bir dünya için, özgür ve eşit bir dünyada yaşasın kadınlar.